Barnett Newman'ın resimleri, soyut dışavurumcuların kendi aralarında en çok şüphe ve kuşkuya neden olan resimlerdir. Newman, soyut dışavurumcu resimler hakkında bu resimleri herkesin yapabileceği konusundaki genel yargıyı özetlemiştir. Bence Newman'ın resimleri bu genel yargının sınırlarını, bu resimleri bir çocuğun bile yapabileceği bağlamında değil, çünkü bu düz çizgileri yapmak oldukça zordur. Resimlerin amatör bir ressam tarafından da yapılabileceği konusunda zorlamıştır. Bir eleştirmen, Betty Parsons'ın galerisinde gerçekleşen ressamın erken dönem bir sergisiyle ilgili, "Galeriye girdiğinizde duvarlara baktığınızı düşünüyorsunuz. Fakat sonra resimlere baktığınızı fark ediyorsunuz." diye yazmıştır. Bizim sorumuz bu resimleri neyin farklı kıldığı. Öncelikle Newman'ın resimlerindeki boya katmanları amatör ressamların yapabileceği katmanlar değil. Bunlar aslında Newman'ın resimlerinde aradığı renk doygunluğu ve tonlardaki ince farklılıklara ulaşabilmek için kullandığı sayısız katmanlardır. Ayrıca Newman önceden belirlenmiş bir alanla uğraşmaz. Sizden küçük bir Newman eseriyle bir oda boyunca uzanan bir eserin sizde uyandırdığı duygular çok farklıdır. Bu yüzden Newman'ın bugün gördüğümüz etkileri yaratmak için aldığı kararlar aslında o kadar da basit değil. Aksine Newman'ın yaptığı şey bir ruh hali, derin bir duygu iletmektir. O zamanlarda kendisi de bunu ruhani bir his olarak tanımlardı. Bugün bunu böyle tanımlamanın modası oldukça geçmiştir. Ama hiç şüphem yok ki Newman'ın dinsel olmayan araçlarla resimlerinde ifade etmek istediği şey önceki dönemlerde dinsel olarak tanımlanabilirdi. Bin Newman resminin arkasında yatan fikir, o esere bakıp ne olduğunu anlamanız değildir. Bence bu Newman'ın resimlerinin sergilendiği ilk zamanlar olan 60 yıl öncesinden beri insanları rahatsız eden bir konu. Newman'ın eserlerine bakarken tüm beklentilerinizi bir kenara bırakıp bu resmin alanındaki fiziksel ve ruhsal deneyimlere tamamen teslim olmanız gerekir. New Yorker dergisinin 1950 ve 1960'lardaki sayılarına göz atarsanız soyut dışa vurumcu resimlerin karşısında muhtemelen tam burada Modern Sanatlar Müzesi'nde şaşkın bir şekilde duran izleyicilerin karikatürleriyle dolu olduğunu görebilirsiniz. Aslında gerçekte iletmek istedikleri şey, ressamlar için yapmakta oldukları sanatı yapmalarının kolay olmadığı ve izleyiciler için de bu sanatçıların yapıtlarını deneyimlemelerinin kolay olmayacağıdır. Tüm bu ressamlar için kendilerine özgü bir tarz yaratmak asıl gerekli şeydi. Nasıl Polak damlatmalarıyla ilişkilendirdiğimiz biri ise Newman da şimdi fermuar dediğimiz şeyleriyle bağdaştırdığımız biridir. Bu modern sanatta yeni bir şeydi. Açık bir şekilde tanınabilen tarzlarla Rothko'yu ve Newman'ı yaratmakla uğraşırken aynı zamanda bu resimlerin onların hakkında ve onların ruhsal durum ya da hikayeleriyle ilgili olmadıklarını savundular. Kesinlikle hiçbir biyografik detaydan bahsetmek istemiyorlardı. Bunun yerine insanlığın amaçları ve değerleri gibi daha büyük meseleleri anlatmak istiyorlardı. Bunlar sizi günlük rutinlerinizin, sıradan işinizin ve sıradan aile hayatınızın üzerine çıkarması gereken şeyler. Bu resimlere bakarken başka bir yerlere gidiyorsunuz ve ruhunuzu ve beyninizi yanınıza alıyorsunuz. Fiziksel vücudunuzu da başka alanlara taşıyorsunuz.